Gözcük içeride hazır. Ne? Nesini kardeşine sor hele. Evime buyur eden o. Cesur. Hazar. Ben bu oğlanı vuracağım, çizmeyi çoktan açtı. Ben izin verdim, tamam. Yusuf Beynu'yu Allah'a ısmarladık demeye gelmiş. Ya ne var bunda ya? Amca çözeriz bu işi. Ha, çözeriz. Bununla çözeriz. Amca. Sen o genç insana kurşun sıkacak adam değilsin. Öyle de bir sıkarım ki. Hepiniz şaşar kalırsınız. Hazar. Al şu çocuğu götür şuradan. Kardeşimin adam vurduğunu görmek istemiyorum. Amca. O silahı bana verir misin? Ya git Hazar, bir de seninle uğraşmayayım. Bana bırak. Ben halledeceğim. Ver şu silahı amca. Ya hadi hepiniz çekin gidin evimden. Cesur. Efendim. Şu kazamız geçsin de ondan sonra konuşacağız. Amca. Tek yol bu. Ben Yusuf'u götürüyorum buradan. Alçık. İsabet edersin ya. Evimde diye dokunamıyorum zaten. Dışarı çıkar çıkmaz indireceğim aşağıya. Ben Yusuf'u alıp çıkıyorum. Onu vurmadan önce beni vurman gerek. Gerekirse onu da yaparım. Yürü gidiyoruz. Abi yapma. Gelsin vursun. Bitsin bu iş ya. Yürü dedim. Yusuf. Hatıram olsun. Konuyu beraber araştıralım mı? Civan, Hazar'ı birileri çağırdı. Nereye gittiğini söylemeden acilen çıktı. Hazar'a güveniyor musun? Endişelenme. Hazar ne yaptığını bilir. Benim canımı sıkan Cesur. Nerede olduğunu, ne yaptığını çok merak ediyorum. Yeğen, bu senin işin değil. Çekil aradan. Yapma amca. Abi bırak vursun beni ya. Bırak abi bitirsin, bitsin bu işi ya. Yusuf sus. Hazar. Bak ecelini istiyor. Bırak. Amca. Amca sakın bir delilik yapma. Hazar. Çekil aradan. Amca. Şimdi gidiyorum. Sakın bir delilik yapma. Umutladığım bir avuç ateş Hazar abi. Ben o ateşle yana yana bugüne geldim. Şimdi o ateş küle dönsün diye bekleyeceğim abi. Bennu bana haram, ben anladım bunu abi. Bebeğimin beşiğini Bennu sallayacak diye hayal ederdim. O hayal de bana haram oldu. Kavuşmak öte dünyaya kaldı abi. Herkesi böyle üzdüğümden utanıyorum şimdi. Yaşamak biraz böyle Yusuf. Bazen başkaları için kendimizden vazgeçeriz. Bennu başkasını severse o vakit dayanamam ki ben abi. O zaman sahiden ölürüm işte. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bennu'yu biraz tanıdıysan bu imkansız. O meseleyi düşünme sen. Bennu'yu zorla evlendiremezler. Bütün dinler öldürmeyeceksin diye buyurmuştur. Sen zor olanı yaptın Nizar. Aziz oğullarına yakışanı yaptın. Ulan yazıklar olsun sana be. Ben de seni adam bildim. Bence doğruydu. İnandığımı yaptım ben.
Ahlaksızlık mı yaptım? Adamlık dediğin nedir ki? Cesur, bak çileden çıkartıyorsun ha. Sus yoksa geberteceğim seni. İnsan kendi kızına hayatı bu kadar zindan etmez. Ah alıyorsun amca. Umarım pişman olmazsın. Lan kapat şu bayramlık ağzını. Senden akıl alacak değilim. Yaptığı hatayı kabul edeceğini hala konuşuyor. Hata mata yok. Pişman da değilim. Cesur! Haddini bileceksin. Boyundan büyük işe karıştın. Bari susmayı bil. Abi. Benimle irtibatı kesmemen için. Sağ ol abi. Madem bildiğin yer burada kalmaya devam et. Telefonun açık olsun. Bir ihtiyacın olduğunda mutlaka beni arıyorsun. Kaçışını da bizzat ben halledeceğim. Sen de söz ver şimdi. Amcamdan ve Bennu'dan uzak duracağına söz ver. Git şimdi. Benden haber bekle. Sağ ol abi. Ulan bırakmadınız ki geberteyim o herifi. Amca bırak, gitti işte. Ben ne yapacağım biliyorum. O iti bulup geberteceğim. Nizar. Bu işin vadesi doldu abla. Güzellikle olmayacak bu iş. Sen birimizden birini vurmaya ahd etmişsin baba. Canıma yetti artık. Önce beni vur. Kökünden temizle bu işi. Senin dilin çok uzadı Bennu. Böyle devam ederse keseceğim o dilini. Ne istiyorsun baba? Söyle. Ne istersen yapacağım. Yeter ki Yusuf'u rahat bırak. Öfken bitecekse hemen Halil'le evlenirim. Delirdiniz mi siz ya? Bennu, amca bir şey söylesene. Ya bu razı gelse de anası razı gelmez ki. Yapma Bennu. Sakın sevmediğin biriyle evlenme. Hayatını mahvedersin. Ne yapayım Cesur abi? Bile bile sevdiğimi ölüme mi göndereyim? Burada herkes delirmiş. Baba. Halil'e söyle çağırsın ailesini. Gelip istesinler. Hala, babamla konuştum. Yusuf'a iyileşmezse Halil'le evleneceğim. Hayırlısı neyse olsun kızım. Hala. Söyle kızım. Dünya niye böyle kötü? Dünya kötü değil kızım. İnsanlar onu kötü hale getiriyorlar. Hala. Söyle güzel kızım. Ben çok kötüyüm hala. Çok kötüyüm. Ağla kızım, ağla. Ağla kaderimizi ağla. Yazgımızı ağla. Ağla ki insan evladı duysun acısın halimizi. Acısın da düzelsin bu kara yazgıyı. Ağla kızım. Ağla kaderimizi ağla. Kızım Bennu. Aklıma bin türlü bir şey geldi. Sabaha zor ettim. İyi misin? Hoş geldin Ahuza. Sizde bir tuhaflık var ama. Senin rengin de solmuş. Gözünün feri kaçmış Bennu. Anne ben Halil'le evlenmeyi kabul ettim. Nizar, ne yaptın kızıma? Zorlamasan kabul etmez. Beni onu asla istemez. Babam zorlamadı anne, ben istedim. Yalan. Sen bir gözümün içine bak da söyle. Ya ablam şahit. Ağa kendisi de burada. Ağa Hızar, dur önce bir sakin ol. Anlamadan dinlemeden boş yere laf etme. Siz ne derseniz de ben zaten evlendirmeyeceğim. Ben karışmam. Karar Bennu'nun.
Yeminse gibi evlendirmem onu. Ya derdin gücün bana saldırmak ha. Yettin artık. İki gün gittin bu muydu edeceğini? Susun artık. Artık umurumda değil. Ne olursa olsun hiçbir şey umurumda değil benim. Sanmadan söyleyeceğim. Evlilik gönül rızasıyla olur. Ömür boyu diyerek olur. Değil mi Zilan? Bennucuğum. Lütfen acele karar verme. Madem kimse zorlamadı seni, iyi düşün. Söylemiyor ama rızası yok. Anasıyım ben, bilmez miyim? Nereden çıktı bu evlilik fikri? Annen haklı. Zorla güzellik olmaz. İstemeden olur mu hiç? Sen isteyerek mi evlendin Zilan? Benim hayır deme şansım yoktu. Ailem için evlendim. Yine olsa yine yaparım. Bizim seçeneğimiz yoktu amca. Başa dönsek yine kabul ederdim. Ailesi için insan her şeyi yapabiliyor. Ama Bennu için böyle bir zorlama yok ki. Doğru. Sen ailen için evlendin. Belki Bennu da biz rahat edelim diye bizim için kabul ediyor. O zaman ne diyeceksin? Bennu istemediği biriyle evlenirse... ne sen ne de Ahuzar yengem rahat eder, biliyorum. Sen ailen için feda ettin kendini. Ben de birileri için fedakarlık yapmış olamaz mıyım? Ama sen zaten aşkı bulmuştun. Benden farklısın. Kızım, kim senden istiyor ki kendini kurban et diye? Tövbe yarabbim. Bu nasıl iş? Sen doğruyu söyleyecek misin bize? Eğer ben evlenirsem kan dökülecek diye korkum kalmaz. Yusuf da rahat eder. Peşimi bırakır, çeker gider. Yeter çektiği eziyet. Kıyamıyorum ben ona. Kendine mi kıyacaksın bu yüzden? Bak daha genceciksin kızım. Belki okula gitmek istersin. Gençliğini yaşarsın. Daha çok görecek günlerin var yavrum. Kimse benim yüzümden üzülmesin. Ben sadece bunu istiyorum. Çözüm bu değil. Böyle yapınca Yusuf'u kalbinden çıkaracağını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Ne edeceğini ettin Nizar. Selin gibi baba olmaz olsun. Kız başkasına vurgun, anlamıyor musun? Bennu'mu gelin etmiyorsun. Diri diri mezara gömüyorsun. Ahuzar, beni katil mi edeceksiniz? Ulan kız bile bu işin başka türlü bitmeyeceğini anladı. Bir sen anlamadın. Yarın ilk iş gidip Hasan abimle konuşacağım. O buna razı gelmez. Bennu olur dedikten sonra abim o işe karışmaz. Evlenmek zorunda değilsin. Bu kız evlenmeden bize rahat yok. Bak, adam evimize kadar girmiş. Yarın ne olacağı belli mi? Karışmasın. Sevmediği, bilmediği bir adamla bir ömür mü geçirecek? Kaderim buysa katlanırım. Lütfen tartışmayın artık. Bak, gördün işte. Kızın senden daha akıllı konuşuyor. Ne aklı? Akıl mı bıraktınız kızda? Sen bir taraftan, halası bir taraftan. Ne olur kızım, sen babana bakma. Ya istemiyorsun, ben biliyorum. Laf olurmuş, söz olurmuş. Sen hiç bunlara bakma. Devir devran değişti. Ya babam bunu görmüyorsa da ben görüyorum. Pişmiş aşağı sokatma Ahuzar. Yettin artık ya. Yarın bir gün gelip isteyecekler. Kız razı, oğlan razı. Ben razı değilim Nizar Bey. Ben onun anasıyım. Kızımın üzerinde hiç mi söz hakkım olmayacak? Korkma kızım. Gerekirse seni alır giderim. Anne, daha fazla üzme kendini. Ben kimsenin canı yanmasın diye evlenmeyi kabul ettim. Ne olacaksa olsun, bitsin bu iş artık. Bu konu kapanmıştır artık Ahuzar. Sen istesen de istemesen de ben o halle evlenecek. O kaydan çıktı artık.
Yusuf, biz geldik. Şş. Ne lan bu? Yenge ayıp olmuyor mu Caycay, ha? Gönder bunu bak, yoksa bozuşuruz ha. Bu benim wife, yani benim kadın. Nasıl lan? Senin kadın Fransa'da, yemezler. Beni mi kandırıyorsun çakal? Git işine lan. Geldi Fransa'dan. Bu benim kadın. Oğlum, yenge mi lan bu sayeden? Evet. Ulan Caycay, kedi gibi dört ayak üstüne düştün ya. Yenge hoş geldin. Kusura bakma, çıkaramadım. Tanıyamadım. Oğlum çorba var, gelsene Caycay. Oğlum ağırlasana lan. Otur. Yenge gel. Buyur. Çök. Çök. Öyle işte abi. Tekneye atlayıp gideceğim, az kaldı. Seni o kasaplara, insan kaçakçılarına teslim etmem. Onu unut. Abi ne yapayım? Çare mi var başka? O tekneler seni yutar oğlum. Okumuyor musun haberleri? Bu işi ticarete dökmüşler adamlar. Can güvenliği, hak getire. Sen en iyisi benden haber bekle. Seni güvenli bir şekilde göndereceğim. Sakın kendi başına iş yapma. Tamam abi, sen öyle diyorsan. Acele etmeyeceksin. Paraya ihtiyacın varsa hemen söyle. Abi verdin ya zaten, daha ne isteyeyim. Allah razı olsun abi. Çok bekletmeyeceğim seni Yusuf. Bana güven. Abi, ben Nuh'u adama verecekler mi? Belki haberim vardır diye. Sen onları düşünme artık. Hayatta bazen ummadığın şeyler olur. Ama biraz daha sabredeceksin. Biraz daha bekleyeceksin. Ama bu sırada sakın ben Nuh'u görmeye yeltenme, tamam mı? Bana söz vermiştin. Unutma. Abim. Tamam Yusuf. Abim. Evleniyorum deyince ilk arabayla geldik oğlum. Ama şimdi diyorsun ki Nizar Ağa'nın kızını isteyeceğim. Ne oldu, nasıl oldu Halil'im? Nizar Ağa nasıl razı geldi kızını vermeye? Yanlış bir halletmedin inşallah. Olur mu öyle şey anacığım? Gönlüm vardı, kız da olur dedi. Hepsi bu. Hiç aklım almıyor. Etimiz ne, budumuz ne? Nasıl hoş ederiz gönüllerini? Bir beşi bir yerden var düğünümden yadigar. Ondan gayrı hiçbir şeyimiz yoktur. Düğün et desen ona da yetmez gücümüz. Siz bunları tasa etmeyin. Bekledikleri de bir şey yok zaten. Bugün mü gideceğiz istemeye? Şimdi bir otele yerleşiriz. Bugün yarın olur o iş. Hadi hadi, soğutmayın çaylarınızı. Halil'in anasıyla babası geldi Havuzar. Bizden haber bekliyorlar. Ya bir şey demeyecek misin? Anne ben kesin kararlıyım. Babam nasıl istiyorsa öyle olacak. Olacaksa bile yoluyla yordamıyla olacak. Her şeyin bir zamanı var. Ne demek bu şimdi? Benim kızım çok kıymetlidir. Hiçbir şey eksik kalmayacak. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Böyle bir günde beni yalnız bırakma. Hadi içeri geçelim. Kızım ömür boyu yalnız kalacaksın. Ya ben sana kıyan mıyım? Hadi gel etme, bir daha düşün. Hazar ben Bennu'ya sahip çıkarım diyor. Yok anne. Ben söz verdim, Halil'le evleneceğim. Yüreğinden konuşmuyorsun Bennu. Yüreğimde kalan sonsuza dek orada kalacak anne. Kızımız da çok hanımefendiymiş. Nizar Ağa, bizim durumumuz malum. Çocuklarımız için bir şeyler yapmak isterdik. Lakin... Ne gerekiyorsa yapılır. Onları dert etmeyin siz. Ben üzerime düşeni yapacağım. Bennu Hanım'a alıştığı hayatı veremem ama... Halil, tamam. Ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Beni affet Yusuf. Affet. Başka çarem yoktu. Gel Havuzar, gel. Bennu'nun annesi. Gel kızım, şöyle ol. Hoş geldiniz. Sebebi ziyaretimiz malum efendim, Nizar Bey. Sizin lafın üzerine laf etmek bize düşmez.
Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Bennu'yu oğlumuz Halil'e istiyoruz. Hayırlıysa kısmetse olur. Tabii yazgısı neyse olur. Kızımı gelin olarak almak istemişsiniz. Bir anne baba için en büyük mutluluk ama... Hepimiz için öyle olacak. İnşallah. Yani sözün özü, babası istedikten sonra ben ne diyeyim? Ama bize biraz zaman verin. Yavrum ne zaman Avuzar, neyi bekleyeceğiz? Avuzar Hanım öyle istiyorsa öyle olsun. Hem bizler de birbirimizi daha yakından tanımış oluruz. Evet Nizar, beyefendi doğru söylüyor. Yuva kurmak kolay mı? İşte gidiyorum çeşme siyahı. İşte gidiyorum çeşme siyahı. Aramıza dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir ey dost, servetim ahım. Karardıkça bahtım bahtım karalansa da.